Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Tekrar bir aradayız. Yağlar konusunda aslında çok büyük bir kafa karışıklığı yok. Türk halkının margarinle olan macerasını gözden geçireceğiz. Bunun yanında tereyağı meraklıları da olduğunu tahmin ediyorum. Ona da bir açıklama getireceğiz. Ve sonuçta bitkisel beslenmedeki yağlarımızın ne olması gerektiğini delillerle beraber ortaya koyacağız. Her şeyden evvel hedeflerimizi unutmayalım. Toplam kolesterolümüz, LDL kötü kolesterolümüz, onlara bakıyoruz ve durumumuzu ona göre değerlendiriyoruz. Çünkü biz tamamıyla farklı bir grupta olan insanlar için bu kursu hazırladık. Yani damar tıkanıklı olan ve veya kolesterolü yüksek olanlar da bundan faydalanabilir. Tabii ki buradaki hedefimiz şu, elinizdeki rapor ve tetkiklerinize bakıyorsunuz ve ona göre nerede olduğunuza karar veriyorsunuz ve yağ seçiminizi de tüm beslenme seçimlerinizde olduğu gibi ona göre karar veriyorsunuz. Şimdi hepimizin kafasında bir doymuş doymamış yağ asidi diye bir laf var. Aslında yağların temeli bu yağ asitleri. Kaynaklarda da bununla ilgili videoları ve dokümanlara ulaşabilirsiniz. Bir doymamış yağlar var, bir de doymuş yağlar var. Ve özellikle doymuş yağlar bizim için sakıncalı olan grupta azaltılması ve en azından tamamıyla kesilmesi gerekiyor. Azaltmak bile yetmez. Ve bütün marketlerdeki yağların da endüstriyel olduğunu lütfen unutmayınız. Mısır, ayçiçek yağı, Riviera zeytin ki bu zeytinyağı saf değildir. Karıştırılmıştır ve işlemlerden geçirilmiştir. Onun için özelliğini kaybetmiştir. Doymamış yağlar ise bizim kalp damar hastalıkları için iyi olarak kabul ettiğimiz yağlardır. Bunların içerisinde böyle Hindistan cevizi yağı gibi bir takım özel yağlardan bahsetmeyeceğiz. Çünkü cebimize ve bizim pazarda bulabileceğimizlere uygun olması gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımının şartlarından bir tanesi de Türkiye'ye mısır satışına izin verilmesidir. Mısır üzü yağı Amerika'da stoklanmıştır ve dolayısıyla yardım karşılığında da biz de sınırlarımızı açarız ve böylelikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de margarin üretimi başlar. Bu Vita yağlarını hatırlayanlar bilir. O kadar çok satılmıştır ki sonuçta tenekeler atılmaz ve içerisine çiçek ekilir ve saksı olarak kullanılırdı. Ve sonrasında tabii Türkiye'yi margarinle boğulduktan sonra günümüze kadar geldik. Günümüzde ise zeytinyağlı, tereyağlı gibi bir takım aldatmacalarla bu dondurulmuş olan yağlar bize yutturuluyor. Dünyaya da yutturuldu ve dünyada bunu çok geç farkına vardı. Geç farkına vardıktan sonra önlemlerini almaya başladı. Bizde ise zorunlu hayat koşulları ve bir takım yanlış anlamalardan dolayı hala aynı nokta etrafında dolaşıyoruz. Bir kere bizim konumuz damar tıkanıklığı. Daha önce de anlattım. Kolesterolümüzü düşürmemiz lazım, LDL'imizi düşürmemiz lazım. Tüm doymuş yağlar damar tıkanıklığının neden olur. Ki bu yüzden bütün yağların içerikleri 2005 yılından itibaren dünyada zorunlu hale getirilmiştir ki içinde ne var ne yok, doymuş mu, doymamış yağ mı, trans yağ mı mutlaka bunlar yazılması lazım. Ve bizim bu yağlardan uzak durmamız gerekiyor. Burası kesin. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değil. Diğer önemli bir konu ise bizim hangi tür yağı kullanırken etrafta dolaşan tereyağı bol bol yiyin tarzında olan laflara kulaklarımızı tıkamamız gerekiyor. Eğer hiçbir şikayetiniz yoksa, damar tıkanıklığınız yoksa, kolesterol sorununuz yoksa o zaman doğal tereyağı tüketebilirsiniz. Onun için söyledim raporlarınıza ve tetkiklerinize bakın diye. Dünyada bilinen bir gerçek var. Akdeniz diyetiyle başladı ve ilerliyor. Tüm ölümleri %11 oranında azaltıyor zeytinyağı tüketimi. Kalp damar tıkanıklığına bağlı ölümleri %12 oranında azaltıyor. Kalple ilgili sorunları %9 azaltıyor. Felci ise %17 oranında azaltıyor. Küçük de olsa hiç fark etmez. Mutlaka küçük küçük kazanımlarla sonuçta biz büyük bir hedefe ulaşmak istiyoruz. Bundan hiçbir zaman lütfen vazgeçmeyelim. 10 gram zeytinyağı tüketimi ile bile kalp damar hastalıkları ile ilgili olan risklerde %13-16 oranında düşüş görülmüş. Hatta diyorlar ki günde 2 çay kaşığı bile tüketseniz yeterli. Tereyağını dediğim gibi ortalıkta dolaşanlara hiç ve hiç
kulak asmayınız çünkü sizin için uygun değil. Sakın aldanmayın çünkü ben tereyağı yiyip de iyi bir duruma gelen hiç kimseyi görmedim. Bunca yıllık tecrübem itibariyle. Ve sonuçta bizim damar tıkanıklığıyla tereyağını diyetlere devam edip de damarı açılan ya da şikayetleri azalan da kimse görmedik. Dolayısıyla biz tereyağını kullanabilecek grupta değiliz. Zeytinyağı bir kere doğal sızma olması lazım. Pahalı biliyorum. Ama da günde yarım çay bardağı kadar soğuk ısıtmadan belki yemeklere az koyabilirsiniz. Aman tercihen salatalara ve sebzelerin üzerine koyulması gayet iyidir. Isıtırsanız biliyorsunuz bunların özellikleri kaybolur. Bizim için yararlarında azalma meydana gelir. Dolayısıyla kolesterol hedeflerimize bakıyoruz. Neydi 180-80 ve 150-50 hedefimize ulaşmamız gerekiyordu. Bu zeytinyağını kullanıyorsunuz. 6 ayın sonunda da eğer hedeflerimize ulaşamazsak o zaman zeytinyağını kesmemiz gerekiyor. Eğer hedeflerimize ulaşırsak aynı düzeyde kullanmaya devam edebiliriz. Dolayısıyla zeytinyağı bizim dostumuzdur. Ama belirli bir dozda tüketmek şartıyla. Evet, böylelikle bu dersimizi de tamamladık. Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnancınızı kaybetmeyin efendim. Hoşçakalınız.